diziden sahneler izleyeceğiz ve onlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim, paylaşacağım sizinle. Efendim, bakalım bu sahne ney? Ay çok güzel sahne. Dışım çiçek açmış belki. Bu sahneyi tek seferde çektik arkadaşlar. Her şey çok iyi hazırlanmıştı. Özellikle yönetmenimiz sevgili Emre Kabakuşak bunu istedi. Çünkü ben canlı söylüyorum şarkıyı. Asla stüdyoda kayıt yapıp sonradan görüntünün üzerine prozodik olarak senkron oturtulup size sunulmadı bu şarkı. Ben bu şarkıyı sahnede kendi kullandığım mikrofona söyleyerek kaydetmek istedim zaten. Ama aynı zamanda sahnenin içinde de o sahneyi oynayarak yani. Yine böyle bir dönemler geçiriyor aile, Kaleli ailesi. Ve bir hüzün tabii her zaman var. Ve Asiye işte mutfakta ailecek bir aradalarken en sevdiği şarkılardan birini söylüyor. Böyle düşünmüştüm ben fikren zaten senaryoda birleşince. Oy beni vurun vurun. Orada Sinan'ı hiç unutamam gerçekten yani sağ olsun. Ya bana o kadar güzel baktı ki. Yani o kadar güzel baktı ki. Nasıl Asiye ve Mustafa'ya o inancım, o sevgi, o sevda, aileyi bir arada tutma duygusu, aile, herkes birlikte. Orada. Sevgili yönetmenimiz de nasıl rahat bir pozisyondaysan öyle kal tabii dedi. Çünkü diyaframın sıkışmasın oturuyorsun. Ben de öyle bir dalıp giderken hakikaten böyle bir elimi şakağıma dayama duygusu geldi. Çünkü biz ailecek hepimiz oradayız. İşte 3-2-1 kayıt deyince zaten çok güzel bir açılışı var onun yani. Sonra işte sesim düşüyor önce. Sesimden sonra da görüntüm düşüyor ekrana. Sizlere yani. O beni çok etkilemişti. O sahnenin öyle çekilmesinin planlanmış olması beni çok etkilemişti. Çünkü ben çok kendim etkilenerek söylediğim için söylediğim şeyi izlediğimde de çok hoşuma gitti açıkçası. Hiç bitsin istememiştim. Bittikten sonra da hepimiz gerçekten çok ay çok kötü oldum. Herkeste bir sessizlik oldu ve hoca dışarı çıktı yani. Herkes ağlıyordu çünkü. Bitirdiğimde. O yüzden herhalde 54-55 milyon inanmış yani buna. Ben böyle şeylerin o ana ait olduğunu düşünüyorum. Çok gerçek olduğunu düşünüyorum. Çok samimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben o duygularla söyledim ve çok zor tuttum gözümden yaş gelmesin diye. Ay vallahi kusura bakmayın. Öyle çok karşımdaymışsınız gibi hissettim. Çünkü hiçbir yerde de çok paylaşamadım aslında bu duygumu. Şeyi biliyorum ama Emre Hoca gerçekten koşarak dışarı çıktı. Yani herkes dışarı çıktı arkadaşlar. Biz çok kalabalıktık o gün mutfakta. Yani biliyorsunuz set ekibi. Ve şey hepimiz ağlıyorduk. Bilmiyorum belki ailelerimizi özledik, sevdiklerimizi özledik. Belki o sahnede, o anda yaşananlar, o senaryonun hani hakikati, gerçekliği. Ay ağlattınız valla. Şimdi sıradaki Senin Gücün Bize Yetmez adlı hamile kadın kaçırılır mı yani? Bak Vedat şerefsiz gaybana. Şimdi Mustafa'dan nereye getirdi beni bilmiyorum. Başım bağlı. Şimdi yardım edin diye bağırıyorum. 3-2-1 kayıt yardım edin diye bağıracağım. Tabii ne oldu bilmiyorum. Başımda şey var. Diyorum Vedat. Sesini duydum. Vedat? Şerefsiz. Şerefsiz. Ulan seni ya. Ulan çıkar şu başımdakini. Çıkar da La çıkar şu başımdakini çıkar da sıfatını görelim. Nasıl bir yani oradaki tonlama zaten biliyorsunuz Vedat Şerefsiz. Ona ne kadar asil, sinirli olabileceğini yani Vedat duyduktan sonra yani hissedeceğim şey ne olabilir ki yani hani yani nasıl öfkeliyim? Nasıl sinirliyim yani elimde olsa hamile olmasam elimi kolumu bağlamış bir de şerefsiz hani onu
resmen gebertmek istiyorum yani. Hani düşünebiliyor musunuz o duygunun yoğunluğunu ve bağlamış ve ayaklarımı da bağlamış. Yani işkenceye bak. Hamileyim. Yüzümde bir şey var. Ne düşünebilirim? Yani ve ben çok acıdı benim bileklerim. Ben gerçekten kendimi bağlattım ve de yani hani mouse'dan değil çünkü şey oluyor. Hafif olduğu zaman arkadaşlar hani şey açıyorsun. Kendimi o kadar sıkıyorum ve kaptırmışım ki role. Hani şey durması lazım. Tight yani sıkı durması lazım ki ben şey yapamayayım. Açamayayım onu. Ya o da biliyorsunuz o şeylerin ne olduğunu. Kendini sıktıkça daha çok şey yapar o. Acıtır. Yani böyle koparmak istedikçe daha çok sıkan bir şey yani kelepçe. Çıkar! Çıkar la it! Çıkar, çıkar la şerefsiz! Çıkar! Bak çıkarıyor. Tükürdüm adama. Bir şey söyleyeyim bu arada gerçekten Mehmet Ali Nuroğlu'na tükürdüm sonra çok özür diledim. Ay o kadar utandım ki. O sırada kafamda şey var ya biriktiriyordum. Tükürüğümü. Yani çok ayıp biliyorum ama. Yani şimdi madem siz bana soruyorsunuz sahneyi ben de söyleyeceğim yani. Ama Mehmet Ali'yle özür diledim yani. Ben sana tüküreceğim hani kusura bakma dedim ya. O da dedi o zaten Mehmet Ali Nuroğlu'nun hayranıyım. Çok şanslıyım onunla oynadığım için. Kalbimi kırıyorsunuz. Daha dur. Kırılmadık yerin kalacak mı acaba? Daha dur. Kırılmadık yerin kalacak mı acaba? Yanından bırakır mı sana Aysin? Gebertecek seni. Gebertecek seni. Bakın Asiye Hanım. Burada bir yerde üst üste söylediğim bir kelime vardı. Neydi o? Böyle olsun da hiç istemedim. Ama siz benim olana el uzattınız. Yani benim senin, karımı kaçırdınız. Senin karın değil. Nefes senin karın değil. Karın ha. Karın ha. Nefes mi? Nefes senin karın değil. Esirindi. Nefes senin karın değil, esirindi evet. Ama kurtuldu çok şükür. Ama kurtuldu çok şükür. Bunlar çok güzel kurtuldu. Şeylerdi. Diyaloglardı. Söylemekten çok mutlu olmuştum yani. Benim güzel.